Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, 26 Eylül 2022 tarihinde rahmeti Rahman'a kavuşan Profesör Doktor Yusuf El Karadavi'nin Köy ve Mektep Çocuğu Hatıralarım adlı eserinin birinci ciltinden dördüncü faslını 26. oturumunda sizlere sunmanın heyecanı içindeyiz. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. 7 yaşındayken okula kayıt oldum. Bu devletin zorunlu eğitimiydi. Okul köyümüzdeydi. O tarihlerde okulumuz Garbiye İdaresi Meclisi'ne bağlıydı. İlk fasılda Mısır'ın Garbiye bir bölgesi olduğunu, o bölgede yaşam şartlarını ele aldığımız bölümde de köyüyle ilgili bilgi vermişti. Mısır'ın coğrafi olarak batı bölgesine, garp zaten batı anlamına geliyor. Şark, doğu, garp, batı. Yani buradaki garbiye, garp yani batı tarafı Mısır'ın anlamında. Okul bizim mahallemizdeydi. Okula gitmek hem zorunlu hem de okuma yazmayı tamamlamak için önemliydi. Bizim kanunlarımıza göre de ilkokul, ortaokul ve lise zorunlu eğitim arasında yer alıyor. İsteyen üniversitede de tercih yapıp okuyabilir. Liseden sonra yapılan bizim dönemimizde ÖSS ve ÖYS sınavları yapılıyordu. ÖSYM tarafından hala değişik isimlerle YKS şeklinde sınavlar yapılıyor. Üniversiteler arası kurulun bir nevi başta olduğu ve o üniversitelerin ÖSYM tarafından öğrenci seçme ve öğrenci yerleştirme sınavları adında iki sınav yapılıyordu 80'li yıllarda. En önce üniversite seçme sınavında belirli bir barem vardı. O dönemde 105'ti, sonra 115'e çıkarıldı. Şimdi tek bir soruyu yapabilen yeni çıkan mevzuata göre tercih yapabiliyor yani. Okula gitmek zorunlu hem de okuma yazmayı tamamlamak için önemliydi. Okulda bizim yakınımız olan bir öğretmen vardı. O Şeyh Abdullah Zahid idi. Sarık ve cübbe giyiyordu. Amcam ona dedi ki çocuğumuzun okula girmesini istiyoruz. Ben de onun yanındayım. Öğretmen Şeyh Abdullah bana sordu. Kur'an'dan ne kadar ezberin var? Ben de dedim ki Cin suresine yetiştim. Yani Cin suresine kadar ezberledim. Öğretmen güzel. Öyleyse yarın gel, ben seni hemen okula alırım. Ertesi gün okula gittim. Beni birinci sınıfa aldı. Benim için çarpım tablosunu bir kağıda yazdı ve yani birlerden onlara kadar ezber. Bizde de ilk okulda mecburi ezberler arasında yer alır. Örneğin 7 kere 8 56 olduğunu bilmeyen bir kişinin herhangi bir çarpım yaparken onu hatırlayamadığı için farklı bir sayıyı telakki ettiğinde ister toplama olsun, ister çıkarma olsun, ister bölme, ister çarpma olsun hatalı işlemlere sebebiyet vereceğini. Çünkü bölmede de çarpmayı kullanmak durumundayız.
Yine tersi de soruluyor. 8 kere 7 ya da 7 kere 8. Her ikisinin de 56 yaptığını bilmek lazım. 6 kere 6 36. 7 kere 6 42 ya da 6 kere 7 42 şeklinde cevap vermeniz gerekir. Yani daha hızlı intikal için çarpım tablosunu ezberlemeniz gerekiyor. İşlemleri daha hızlı yapabilmek için. Öğretmen beni imtihan etti ve çarpım tablosunu ezberlediğimi gördü. Hiçbir sayıda hata yapmamıştım. Yani birlerden onların sonuna kadar. Yani 10 kere 10, 100. 1 kere 1, 1 gibi başlayıp 10 kere 10, 100'e kadar. Tabii onlar mie şeklinde ifade ediyor yüzü. Aşara darp aşara yusavi mie. Yani 10 çarpı 10 eşittir 100 anlamında. Okul sabahları kızlar için kullanılıyordu. Öğleden sonra da erkekler geliyordu. Bundan dolayı ben de sabahları kursa öğleden sonra okula gidiyordum. Okul hem bina hem de içerik açısından kurstan tamamen farklıydı. Okul genişti. Okulumuz anne tarafından bir akrabamıza ait bir villadan genişçe bir ev şeklinde bir şeyh var. Yani bir villadan ibaretti. Okul Şeyh Ebu Reyya Zeglul'e aitti. O köyü terk etti ve Mahalletul Kubra şehrine yerleşti. Yani büyük mahalle anlamına geliyor. Ancak Mısır'ın bir şehri olarak burada tesmiye ediliyor. Köydeki evini de Eğitim Bakanlığı'na, Maarif ve İl İdare Meclisi'ne köyün okulu olması için kiraya vermişti. Yani hibe değil de kira olarak. Bakın, zenginlerin gözü daha çok kazanmak yani. Sen bu kadar Mısır'ın zenginlerindensin. Ne olur o binayı, yani villayı kiralamasan da fakir, garip, kurabanın okuyabilmesi için bir eğitim mahalli, yani bir eğitim yuvası diyoruz biz Anadolu'da, tahsis etsen, altına bir daha çiziyorum. Köydeki evini de, yani yukarıda villa geçmişti, Eğitim Bakanlığı'na, Maarif, bizde de aynı ibare kullanılır. Yani Maarif denmez ama Milli Eğitim karşılığı Maarif, yani bakanlığı anlamında. Ve İl İdare Meclisi'ne, il özel idaresi geçer. Örneğin Bartın'da il özel idaresinin büyük bir binası var yani. En büyük binalardan bir tanesine sahip il özel idaresi. O dönemde de hem Maarif Bakanlığı ve hem il özel idare bu işleri deruhte ediyor. Okulun bodrumu vardı. Bodrumda öğrenciler için tuvalet ve abdesthaneler vardı. Bu sayede kursta çektiğimiz sıkıntıyı burada çekmedik. Zira kursta iken küçük ya da büyük abdest bozmamız gerektiğinde kursun yanındaki harabeye ya da caminin tuvaletine gitmemiz gerekiyordu. Veyahut hocamız Şeyh Hamit'in evinin tuvaletini kullanmamız gerekiyordu. Şeyh Hamit hıfz hocası, hıfzını bir önceki dersimizde tamamladığını ve Tuhfetul Etfal adlı tecvid kaidelerini ihtiva eden bir kitabı ezberlediğini sizlere aktarmıştık. Kursun hepsi tek bir sınıftan ibaretti. Okul ise 5 sınıftı. Kursta tek öğretmen vardı. Biz de örneğin birleştirilmiş 4 ve 5'te okuyorduk. Birlikte okuduğumuz zaman dilimleriydi. Bu sayede kursta çektiğimiz sıkıntıyı burada çekmedik. Zira kurstayken küçük ya da büyük abdest bozmamız gerektiğinde kursun yanındaki harabeye ya da caminin tuvaletine gitmemiz gerekiyordu. Veyahut hocamız Şeyh Hamit'in evinin tuvaletini kullanmamız gerekiyordu. Kursun hepsi tek bir sınıftan ibaretti. Okul ise 5 sınıftı. Kursta tek öğretmen vardı.
O da kursun sahibiydi. Okulda ise birçok öğretmen vardı. Kurs tek bir merhaleden ibaretti. Okul ise birkaç aşama ya da birkaç bölüm idi. Öğrenci bir aşamadan sonraki aşamaya ya da bölüme geçiyordu. Kurs yaz-kış hep devam ediyordu. Cuma ve bayram günleri hariç izin tatil nedir bilmezdik. Okulda ise yaz mevsiminde ara verilirdi. 2012 yılında Allah-u Teala haç lütfetti. Benimle birlikte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Mustafa Çalışır hocamız Medine Türk Okulu'nda müdürdü. Bizim hacca geldiğimizi haber alınca randevulaştık. Orada bir otelin lobisinde bir araya geldik. Bizi randevu verdi. Gelip aracıyla alıp Medine hurma bahçelerine götürdü ve şöyle dedi. Yani Perşembe, Cuma bizde tatil. Bizde ise Cumartesi, Pazar tatil yani. Aynı gelenek Suud'da devam ediyor. Yani Cuma'dan bir gün önce ve Cuma günü tatil. Özetle kurs bireysel bir kuruluş olup tek kişinin üzerindeydi. O da kursun sahibi olan kişi oluyordu. O hem öğretmen, hem gözetmen, müdür, hem müfettiş, hem programcı, hem de uygulayıcıydı. Okul ise toplu bir müesseseydi. Şimdi üniversitelerde de örneğin, yani o dersin bir koordinatörü vardır. O dersin içeriklerini yani programını o yazar. Sınavların günüyle ilgili idare tasarrufta bulunsa da zaman zaman herhangi bir hocamızın sınavıyla diyelim tefsir ile hadis sınavı çakıştığında ya da öğrencinin bir başka fakültede sınavıyla hadis sınavı çakıştığında öğrenci bize bildirir. Biz idariye, öğrenci işlerine bu durumu bildiririz. Bizim dersimizi alan diyelim mühendislik fakültesinden öğrencimizin saat 15'te sınavı var. İdariye biz bunu bildirdiğimizde bir saat ileri idare tasarrufta bulundu. 16'ya sınavımızı yani bize sınavları online üzerinden yapıldı. Yani öğrencinin burada gayesi her iki sınava da girsin. Diyelim o öğrenci farklı fakültelerden ders alan öğrencilerimiz var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis öğretileri diye bir dersin sınavından bahsediyorum. Diyelim Edebiyat Fakültesi'nde saat 3'te o öğrencinin bir başka sınavı var. 3'te de aynı zamanda Hazreti Muhammed'in hadis öğretileri sınavı var. İslami İlimler Fakültesi'nin böyle bir çakışmadan idare bir saat önce ya da bir saat sonraya kaydırabiliyor ve bunu o dersin koordinatörüne bildiriyor. Hocam biz bir saat geriye aldık sınavı yani 15 yerine saat 16'da sınav yapılacak şeklinde bize bildirimde bulunuyor. Yani buradaki husus aynen bizim ülkemizde de devam ediyor. Okul ise toplu bir müesseseydi. Okulda sorumluluk müdüre ve öğretmenlere aitti. Maarif'ten Milli Eğitim Bakanlığı müfettişler okulu denetlerdi. Aynı bizde de müfettişlik sistemi Milli Eğitim Bakanlığı'nda aynen vardır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki sistem murakabe sistemidir. O da tabii bir nevi müfettiştir. Camideki görevlileri, Kur'an kursundaki hocalarımızı denetler. Onların vaktinde görevine gidip gitmediğini, vaktinde ezanı okuyup okumadığını, vaktinde camiyi hizmete açıp açmadığını, vaazları vaktinde yapıp yapmadığını, cemaat ile diyaloglarının nasıl olduğunu bir nevi zaman zaman gizlice denetlemeye gelir. Örneğin öğle namazında gelir, hiç hoca efendi farkında değildir, farzı kılar ya da hiç görünmeden arkaya geçer. Cemaat çıktıktan sonra hoca efendiyi
imam odasına davet eder ve o caminin teftiş defterini ister ve hocamız yerindeydi, yani görevinin başındaydı şeklinde bir imza koyar, tarih koyar ve çıkar gider yani. Kurslarda da örneğin hoca hanımlar ya da o kursun koordinatörü, hocalarımız vaktinde kursu hizmete açıyor mu? Programı yerli yerinde işliyor mu? İşlediği dersleri kurslarda kayıt defteri vardır. Öğrencinin yoklamasını yapıyor mu? Her dersin sütunları vardır. Diyelim o gün 5 saat hocamızın dersi var. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, ibadet, ibadet. Hanımefendinin programlarını genelde ben yaptığım için biliyorum. Yani 3 saat Kur'an-ı Kerim, 2 saat ibadet koyuyoruz. Bazen ibadeti 1-2'ye koyuyoruz. 1-2 ibadet oluyor. Sonra 3-4-5 Kur'an-ı Kerim oluyor. Üçüncü gün çarşamba tekrar Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, ibadet, ibadet. Dördüncü gün isterseniz skalayı değiştirebilirsiniz. İbadet, ibadet, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Beşinci ve son gün yine Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Son iki derse de hatim programı ya da cuma dersleri konulabiliyor yani. Genelde son iki saate cuma derslerini koyabiliyoruz. Çünkü zaten köyden, kentten gelen kurslara ya da şehirden gelenler çocuğunu okuluna gönderecek. Daha sonra evini temizleyecek. Tabii bu saat 11'i 12'yi buluyor. Bir de sadece hatim programına gelecekse hatim programları zaten 11-1 arası yapılır. Bir de o camide örneğin vaaz varsa biraz daha erken hatim programlarının, cuma derslerinin başlaması gerekiyor. Çünkü 12-1 arası cuma vaazı başlar merkezi sistemden. Mecburen hoca hanım o kursun altında görev yapıyorsa ve o kursa da bağlıysa sistem, yani vaaz sistemi, mecburen programını sekteye uğratmak ya da o vaazı dinledikten sonra, namazlar, cuma namazı kılındıktan sonra hatim duası yapılacaktır. Ya da daha erken başlayıp 10.30, 11.30, 12.30'da, en geç 12.30'da bitirip o merkezi sistemdeki vaazı da ister dinler hoca hanımın talebeleri ya da hocamızın talebeleri, ister vaazı dinlemeden programı tamamladığı için evinde namazını kılabilir yani. Elhamdülillah Ankara'da örneğin ben Şafak Camii'nde 2000'li yıllarda eşim görev yaptı. Caminin altındaydı. Hemen caminin bitişindeki bir binada hizmet veriyordu kurs. Yani o binanın hemen cami ile girişi vardı. Arada bir duvar açılmıştı, bir kapı konmuştu. Yani çok rahat oradaki vaazı hoca hanım ve talebeleri dinliyordu. Hatta cuma namazını kıldıktan sonra cuma vaazını, cuma hutbesini dinledikten sonra, cumalarını da eda ettikten sonra hanımefendiler evlerine gelebiliyorlardı. Ne kadar güzel yani. Yani hem merkezi sistem vaazı dinleyeceksiniz, hem cuma günü hatim programına katılacaksınız, hem cuma namazı kılacaksınız, cuma hutbesi dinleyeceksiniz. Yani bir taşla bir değil, iki değil, üç değil, belki dört kuş. Hani Arap diyor ya, ente turidu en tadribe asufreyni bi hacerin vahid. Yani bir taşla sen iki kuş vurmayı murat ediyorsun. Diyelim o hanımefendinin için gelmişti. Hatim programını ya da cuma derslerini takibe gelmişti. Ancak cuma vaazını da dinledi. İki fazilet oradan kazanmıştı. Cuma vaazı üçüncü fazilet. Cuma hutbesi dördüncü fazilet. Cuma namazı beşinci fazilet. Belki cumanın akabinde
orada da bir hatim duası yapılıyorsa, yani altı kanatlı olma ihtimali de var yani. Şimdi şöyle bir anlayış var. Kadınlar cumaya gitmez. Öyle bir anlayış söz konusu değil. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâh ve zerul bey zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemû. Ey iman edenler! Sizi ezan ile cumaya davet ettiklerinde, çağırdıklarında derhal camiye koşun. Alışverişi bırakın. Eğer böyle yaparsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Peki burada alışverişi bırakacak kadın mı erkek mi? Ya eyyühellezine amenu. Ayet salt. Hem kadını hem erkeği bağlar. Her ikisi de. Ama kadınlar genelde cuma namazına gelmelere engellenmiyor ama böyle bir anlayış var. Yani yıllardır böyle bir anlayış, böyle bir algı oluşmuş. Kadınlar cumaya gelmezler yani. Kadınlar bayram namazına gelmezler. Peki kadınlar teravih namazına niye geliyor? Teravih sünnet, cuma farz, cumaya da gelebilirler. Böyle büyük şehirlerde özel hanımefendiler için cuma kılmaları için tahsis edilen yer var. Ben cumayı dedim, Gürgenpınarı diye bir yer var buraya yakın. Yani 3-4 kilometre uzaklıkta İnkum yolu. İnkum'da 12 kilometre buraya. Yani merkeze en yakın sahiller 12 kilometre. Bartın sahilden biraz uzak yani merkez olarak, il merkezi olarak düşünürseniz. Yani bir çukurun içine, bir vadinin içine, etrafı dağlık da olmasa tepelik bir vadinin içine kurulmuş. Bartın ırmağı, şehri, bazen Bartın çayı bir iki koldan şehri ikiye üçe ayırabiliyor bazen. Geçtiği yerde ırmağın, örneğin şehrin ikiye bölündüğü ya da derelerin geçtiği yerde mahallelerin ikiye bölündüğü yerler görebilirsiniz Bartın'da. 12 kilometre uzakta dedim cumayı kılıp geçelim. Gürgen Pınarı'nda ben cuma için iç bölüme girdim, yani caminin ana bölümüne. Arka bölümde de kadınlar mahfeli var. Kadınlar mahfelinde de hanımefendiye dedim siz de burada cumanızı kılın. Çıkışta ben sizi sahile götüreyim yani. Allah Allah, dışarı çıktık. Hanımefendi dedi ki oradaki erkekler bizi çıkardı yani. Biz burada cuma namazı kılacağız diye. Yani var mı öyle bir şey yani? Kadını dışarı atmak, kadını cuma namazına gelmiş bir hanımefendiysen çık dışarı, bura erkeklere aittir. Peki diğer vakitler niye o bölüm kadınlara ait? Niye o bölümü siz cuma günü işgal ediyorsunuz yani? Tamam, dışarı halı serin. Yağmurlu olabilir, oraya o zaman branda yapın. Yağmur şartlarını da halledebilecek sistemler kurun. Kadınları cumadan uzaklaştırmanız Kur'an'ın emri değil ki yani. Estaiz bil bismillah ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fesav ilâ zikrillâh ve zerul bey zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Ey iman edenler, kadın mı erkek mi? Her ikisi de. Yani erkek modunda, sigasında gelmesi, ellati demiyor burada. Peki ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezlem ritsun min ameli şeytan feçtenibuhu leallekum tuflihun ayeti. Kadın için mi, erkek için mi? Her ikisi de. Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal okları şeytanın pislikleridir. Daha onlardan yüce Allah fel entum muntehun. Hala onlardan vazgeçmediniz mi? Diyerek hem inanan erkekleri hem inanan kadınları sorguluyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ve kuduhan nasu vel hicara aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yu'merun. Ey iman edenler, ku enfusakum ve ehlikum nara, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Kim? Kadın mı erkek mi? Her ikisi de koruyacak ya.
Demek ki ayet salt geldiğinde ey iman edenler diyorsa hem kadın hem erkeği ifade eder. Cuma suresinin 9. ayetinde de durum aynen böyledir. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fesav ilâ zikrillah. Cuma günü sizi ezanla namaza çağırdıklarında yani müezzin nida ettiğinde derhal camiye koşun ve alışverişi bırakın. Ve zerul bey'i. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. Okul kendisinin belirlemediği programları yürütürdü. Yani bu programlar bakanlıktan gelirdi anlamında. Zira program bakanlık tarafından uzman kişiler tarafından belirlenmişti. Bireysel ferdi kuruluşlar orayı inşa edene bağlıdır. O iyi olursa kuruluş daha iyi olurdu. Kötü olursa kuruluş da kötü olur. Bedendeki kalp gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle ifade ediyor hadiste. Hadisin başı çok uzun. İnnel halal beyinun vel haram beyinun ve beynehuma müştebihatun. Helal bellidir. Haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Diye başladı hadisin sonunda. Ele fil cesedi mudgaten. Fe ile saluhat saluhal cesedu kulluhu. Ve ile fesedet fesedel cesedu kulluhu. Ele vahiyel kalbu. Yani cesette bir et parçası vardır. O et parçası doğru olursa bütün beden doğru olur. O et parçası bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Dikkat edin. O kalptir. Benim için iki kurumda da kurs ve okul faydalanmak nasip oldu. Kursta Kur'an'ı ezberleme bir önceki fasılda zikretmiştik. Tecvid öğrenme ve güzel okuma imkanına kavuştum. Okulda ise kursta olmayan ve gerekli olan diğer bilgileri edindim. Bazı modern eğitimciler kurslara ve küçükken Kur'an ezberlenmesine karşı çıkıyorlar. Dayandıkları esas şudur. Çocuğun anlamadığı şeyleri ezberlemesi doğru değildir. Aynı Mısır'daki anlayış bizde de var yani. Siz ilköğretimi zorunlu hale getirdiğiniz anda ne olur? Çocuk Kur'an kurslarına ancak yaz tatilinde gidebilir. İki ayda çocuğun hepsini bitirmesi kolay değildir yani. Üç ayda, beş ayda, altı ayda hepsini bitirenler var. Ancak çok ciddi çalışmak, güzel bir program takip etmek gerekiyor yani. Çocuk ilkokul, ortaokul, lise mecbursa bu çocuk nasıl Kur'an kurslarına gidip hepsini tamamlayacak? Ancak 15 tatilde gidebilir cami derslerine ya da yaz tatilinde Temmuz, Ağustos, Eylül'e varmadan biter yani. Ağustos'un örneğin 20'sinden sonra hiçbir talebeyi bulamazsınız. Artık talebe okuldan sonra kursa gelmiştir. Biraz hani gevşemiştir zamanla. O talebeleri kursta tutmak da çok zor yani. Hoca hanımların ve hocaefendilerin işleri çok zor. Onun için sevdirerek mümkünse onlara her gün bir hediye götürerek simittir, poğaçadır bir kahvaltı yaptırarak onlara dersten önce ya da dersin arasında biz büyük camilerde de gördük. Camilerin adı bende mahfuz kalsın. Dışarıdan yani lokantalardan sipariş verip pidelerin getirildiği öğrencilere izzetü ikramların Mısır'da izazu ikram şeklinde daha çok zikredilir. Yani bol bol öğrencilere hediyelerin verildiği, onların kahvaltı ve yemek programlarının kursta deruhte edildiği zaman dilimleri. Zaten hava sıcak. Çocukların hani kanı kaynak deriz ya yani. Yerinde zaten bu öğrencileri durdurmak zor. Siz nasıl bu öğrencileri
camide ya da kurslarda tutabilirsiniz. Ancak onları ödüllendirerek, hediye vererek, yarışmalar yaptırarak, bizleri takip eden hocalarımız var. Bartın İl Müftülüğü'nün görevlileri, onların ben aktivitelerini sosyal medyada görüyorum. Yani iki caminin öğrencileri sportif faaliyetler yapıyor. Basketbol, voleybol, futbol maçları yapıyorlar. Yani turnuva diyoruz. Turnuvalar düzenliyorlar. Ya da köyler arası maçlar yapılıyor yani. A köyü ile B köyü falan gün falan sahada maç yapacak. Yani maçın sonunda öğrencilere şu ödüller verilecek. Ne kadar güzel yani. O öğrencilere ancak bu gibi sportif faaliyetlerle, izazu ikramlarla, bol bol yarışmalarla tutabilirsiniz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2008-2013 yıllarında görev yaparken orada da öyle bir anlayış vardı. Kurslar zaman zaman tarasut altında tutuluyordu o eğitim sendikaları. Bu sene kursları açamazsınız. Niye? Eğitim sendikaları grev yapıyor. Kurslar açılamaz. İşte burada aynı Mısır'daki durumun Kuzey Kıbrıs'ta da tecelli ettiğini biz bizzat müşahede ettik. Ya kursa gidiyoruz. Daha bizim görev kağıtlarımız gelmemiş. Ne zaman gelecek? Lefkoşa'daki koordinatörü arıyoruz. O dönemde bizden bir dönem önce görev yapan Memduh Türkan hocamız koordinatördü. Bu kursların koordinatörü. Memduh hocam ne zaman gelecek? Kurs bugün başladı. Daha Milli Eğitim'den izin çıkmamış. Görev kağıtlarımız çıkmamış. Ha çıkacak, ha çıkmayacak. O günün sonunda biz falan kursta, yani okullarda yapılıyordu kurslar. Falan okulda dini bilgiler eğitimini yürütmek üzere siz o okulun koordinatörü ve hocalarımızdan da vaizler vardı örneğin. İmam hatipler vardı. Onlar da yardımcı görevli. Yani Milli Eğitim öğretmenine direkt koordinatörlüğü veriyor. Diğerlerini de yardımcı olarak yazıyor. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük camisi Osman Fazıl Polatpaşa Camisi'ydi. O dönemde İsmail Özcan hocam yardımcı görevliydi. Yani koordinatör, kursun koordinatörü o okuldaki Milli Eğitim'in görevlisi olacak yani. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulaması mevzuatı böyle yani. Yani biz ancak öğretmenlere izin verebiliriz. Öğretmenlerin koordinatörlüğünde imamlar da bu kurslarda görev alabilirler. Öğrencilere sureleri öğretebilirler. Biz o dönemin Din İşleri Başkanı, ismini vermekten sakınmıyorum. Şu anda Yakında Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis doçenti, bizimle aynı gün doçentliği ilan edilen hocalarımızdan doçent doktor Yusuf Su İçmez. O dönemde yardımcı doçent olarak Din İşleri Başkanlığı'nı deruhte ediyordu ve Yakında Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis yardımcı doçentiydi. Doçent olmamıştı. Talim terbiye 5 tane doktoralı hocamıza yaz programının müfredatını yazma görevi verdi. O 5 müfredat yazmakla görevli hocalardan bir tanesi bendim. Türkiye'den oraya gitmiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın emri altında çalışan, aslen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin eğitim müşavirliği emrinde hizmete amade olan, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında görev yapan 5 doktoralı öğretmenden bir tanesiydik. Yusuf Su İçmez nasıl Kur'an eğitimi olmaz şeklinde sanki biz Kur'an eğitimine karşıyız. Yani sendikaların bir infiali var. Harekete geçmesi var. Kurslara baskınları var yani. Biz bunları görüyoruz. Talim Terbiye Başkanı Mehmet Korkmaz diye bir hocamız. Bilmiyorum emekli oldu mu, hala talim terbiyenin başkanlığını yürütüyor mu? O suhuletle bu meseleyi
çözmeye çalıştı. Yusuf su içmez. Hocamız biraz fevri davranıp toplantıyı terk etti yani. Sanki biz Kur'an eğitimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karşıyız yani, muhalifiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Türkiye'nin biz en güzide okullarından baş öğretmenliğe intisap etmiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından baş öğretmenliğe atanmış öğretmenleriz. 5 tane öğretmen değişik bölgelerden Türkiye'nin. Yani talim terbiye müdürü yine hoş karşıladı. Türkiye'de başkanlıktır, orada müdürlük talim terbiye müdürlüğü. Talim terbiye izin vermeden kimse orada kurs açamaz. Kur'an kursu açamaz. Talim terbiye bu izni Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte veriyor. Talim terbiye teklif ediyor. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı okullarda görevlendirilecek koordinatör dini bilgiler verecek hocaları tensip ediyor. Ve diyelim 2 aylık bir görev için siz yaz okullarında görev yapıyorsunuz. O öğrencilere aynı şekilde camileri gezdirmek, tarihi turistik yerleri gezdirmek. Türkiye'ye getirdik, 4 il gezdirdik. 240 öğrenciyi bizim kurslarımızdan mezun olan. Ve kurucu cumhurbaşkanının huzurunda öğretmenler adına konuşmayı yaz okulunun ithamında, yani bir nevi hatim programında öğretmenler adına ben konuşmuştum. Merhum Rauf Raif Denktaş, Allah rahmet ve mağfiret eylesin, sükunetle bizim oradaki programımızı takip etmiştim. Eğitimcilerin bu teorisinin Kur'an'a uyarlanması doğru değildir. Zira küçük yaştayken yapılan ezberler taşın üzerine nakış yapmak gibidir. Hani şöyle bir söz var. Mermeri delen suyun gücü değil yani. Damlaların devamlılığıdır. Biz Kur'an'ı küçükken ezberledik ve koruduk. Yani muhafaza etmek, korumak, hıfz, yani ezber altına almak anlamına geliyor. Ama faydasını ise büyüyünce gördük. Kur'an'ı büyüyünce ezberleyen kişilerden çok azı, o da sürekli okuyarak ve tekrar ederek onu sağlamlaştırabilir. Bunu yapmazsa Kur'an ipini çözmüş devenin kaçması gibi kaçıp giderdi. Ayrıca Kur'an diğer metinler gibi değildir. O farklı bir metindir. Ezberi ve anlaşılması kolaydır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Kamer suresi 17. ayet. Ben hatırladığım kadarıyla Kur'an'ı okuyor ve ayeti kerimelerin manasını icmali olarak anlıyordum. Yani toplu olarak anlıyordum, tafsili olarak değil yani. Efele tetefekkerun örneğin. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Efele tetezekkerun. Fark etmez misiniz? Zikretmez misiniz? O da yetedebberun anlamında. Fe inne zikra tenfeul mu'minin. Fezekkir. Ey Muhammed! İnsanlara anlat, zikret. Allah'ın varlığını, birliğini anlat. Fe inne zikra tenfeul mu'minin. Zikir, anlatmak müminlere fayda verir. Yani ayetlerin manasını bu şekilde bilerek, yani tefsirine değil de toplu manasına bir nevi sahiptim diyor hocamız. Evet, bazı lafızların manasını bilmiyordum. İşte burada izah ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in diyelim ve cealnakum ummeten vesata ayeti. Topluca ne demek? Biz sizi orta bir ümmet yaptık. Peki oradaki vasata ne anlama geliyor? Sahabe-i kiram bile bilmiyor. Allah Resulü açıklıyor. Vasata adlen buyuruyor. Şimdi hadislere gerek yok diyen adam bir Osmanlı tokatı attık sana zaten. Şimdi sen Allah Resulü'nün o bilgisine sahip değilsen asla Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaksın. Orta ümmet nedir? Ve cealnakum
Ummeten vasata, ummeten adla. Yani orta ümmet, Allah Resulü'nün ifade ettiği veçiyle adil bir ümmettir. Bir seferinde hocam Şeyh Hamid'e Saffat suresindeki ezberimi dinletiyordum. Surede Allah-u Teala'nın Lut kıssasını ve kavmini anlattığı yere geldim. Allah Teala onları helak etmişti. Devamındaki ayetlerde ise Allah Teala Mekke müşriklerine hitapta bulunuyordu. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ مُصْبِح۪ينَ وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Yani o helak olan kavmin yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Saffat suresi 137 ve 138. ayetler. Ben bu ayetleri okurken musbihin kelimesinde geçiş yaptım ve billeyle kelimesinde durdum. Sonra devam ettim. Hocam Şeyh Hamid bana dedi ki Allah zihnini açsın. Hocam benim manaya göre geçtiğimi ve durduğumu anlamıştı. Bundan dolayı bana dua etti. Şimdi biz arka planda hoca efendilerin manayı böldüklerini tekrar geriye dönen de var, dönmeyen de var yani. Mana tamamlanmadan mümkünse rüküya gitmemelerini. Bu ne demek? O ayetin henüz manası tamamlanmadı. Evet, kıraat yetebilir. Ancak mana eksik kalabilir. Okuldan kayıt olup birinci sınıfa başlayınca bana birkaç kitap verildi. Her bir ders için birkaç kitap vardı. Ayrıca bir tane de kurşun kalem ve silgi verildi. Güzel yazı için bir tane de kitap vardı. Bu kitap nesi, rika, sülüs türü yazı modelleri vardı. Yani hat sanatının değişik yazım türleri. Rika el yazısıdır örneğin. Ben bu yazı biçimlerini taklit etmeye çalışıyordum. İki dönem merhum oldu hocamız Profesör Doktor Müşteba Uğur hocamızdan meşk etmiştik. Yani bu kadar ciddi anlamda Kur'an ya da hadis metinleri yazma değil yani. O harfleri Elif'ten Ya'ya kadar bütün harflerin karakteristik olarak yazılışları. Örneğin Elif 7 noktadır yani. B'ye kaç nokta konacak yani? B 3 noktadır. Yani B'nin boşluk, nokta, nokta, nokta konulacak arasını kastediyor. T'de de aynıdır. F'de de aynıdır. Nun örneğin, nunun arası bir boşluktur. Yani bir kamışla yazılır. O kamışın bir nokta konması kadardır. Yani simetrik diyoruz yani. Her şeyde bir ölçü var, bir ahenk var yani. Örneğin sadın gözü bir noktadır. Dadın gözü bir noktadır. Tığının gözü bir noktadır. Fazla yaparsanız siz ahengini bozmuş olursunuz. O harfin karakteristik özelliğini, yazı stilini bozmuş olursunuz. Birinci sınıfta öğretmenim Al Santa, Tanta ve Zifta şehirler arasında bir yer tarafından idi. Adı Şeyh Ali Süleyman Halil idi. Hocaların elbisesi olan cübbe ve kaftan giyerdi. Bu elbise Fransız takım elbiseleriyle birlikte öğretmenler arasında yaygındı. Örneğin 23 yıl ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptım. Tıraş mecburdu yani. Böyle sakal bırakmak falan yok yani. Günlük tıraş olacaksın. Hani bıyık bırakılabilir diyor mevzuatta ama sakala izin yoktu. Şimdi kadının örneğin giyimi serbest bırakıldı. Madem eşitlik var, o zaman erkeğin de sakalına kimse karışmaması lazım.
Her ne kadar bir değişiklik hasıl olmasa da kadınlar için yapıldı. Kadınların giyimine kimse karışamaz yani. Ve en son hani başörtüsü tartışmaları vardı, bu seçim satı mahallinden önce halledilemedi. Gelin bu başörtüsü sorununu anayasayla çözelim diyenler olduğu gibi bir yasa çıkaralım diyenler de oldu. Kadük kaldı yani. Orada kaldı yani. Yani kadının öyle dönemler geldi ki başında örtü olduğundan dolayı kamusal alan denilen o da neyse ki yani, o nasıl bir terim ki yani, kamusal alan da ne demek yani? Yani kişinin girdiği çıktığı yer diyelim, bir hastane kamusal alan mıdır yani? Oraya nasıl sen ayrım yapabilirsin? Örtülüdür, örtüsüzdür. Diyelim bir bakanlık mıdır yani? Orada kamusal alan mıdır? Oraya başörtülü bir insan giremez diyebilir misin yani, kamusal alan diye? Örneğin üniversite sınavlarına öğrenciler başörtülü sokulmadı. Kamusal alan bu yasa var. Ben bir tanesini, acı örneği zikredeyim. İsmi bende kalsın. Benim ilk öğretimde öğrencilerimden ilk defa gördüm yani. Öyle giyinmiş ki şaşırdım kaldım. Başörtü takmış sınava geliyor. O dönemde kenara çektim. Ben dedim şimdi içeride hakkında tutanak tutarlar. Sınavını da iptal ederler. Yani direnirsen sınavından da olursun. Yani ben illa da bunu yap anlamında, illa da başını aç anlamında onu zorlamıyorum. Ancak diyorum ki bak, ben de salonda görevliyim. Ben müsamaha göstersem diğerleri hakkında tutanak tutarlar yani. Ve sınavını iptal ederler. Ben sınavdan önce seni uyarmış olayım. Yani o günlerin, sıkıntılı günlerin yaşandığını 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıfta öğrenciydik. 47 gün grev yapıldı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Öğrenci tefsir dersine girecek, giremiyor. Hadis dersine girecek, giremiyor. Dinler tarihi dersine girecek, giremiyor. Din felsefesi dersine girecek, giremiyor. İslam felsefesi dersine girecek, giremiyor. İslam edebiyatı dersine girecek, giremiyor. Din eğitimi dersine girecek, giremiyor. Tasavvuf dersine girecek. Bakın, dini içerikli derslerini sıraladım. Ya bunun yanında felsefe yok mu? Eğitim bilimleri yok mu? Onlara da giremiyor öğrenci. Hadi eğitim bilimlerine başın açık gir, diğerlerine Kur'an-ı Kerim'e girerken ya da hadise girerken, tefsire, fıkıha, kelama girerken başını kapa denmiyor yani. Yani bununla ilgili talimat var, giremezsin. Rektörlüğün bu konuda tasarrufu var. Başörtülü öğrenciler sınava giremezler. 47 gün sonunda devlet yetkilileri öğrencilerin başörtüsüne karışılmayacağını ifade ettikten sonra sınavlar yapılmıştı. Ne sıkıntılı günler yaşadık. Hocasını anlatıyor, bu elbise Fransız takım elbisesiyle birlikte öğretmenler arasında yaygındı. Zira bu tür okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğu eğitim fakültesi mezunlarından oluşuyordu. Bu okul ise öğrencilerin çoğunu Kur'an hafızları arasında seçiyordu. Şeyh Halil bana merhaba dedi. Çok geçmeden sınıftaki öğrencilerin seviyesinin üstüne çıkmıştım. İşte dünya çapında global müftü böyle çıkıyor ya. Yani. Siz ya tamam hocanın verdiği dersleri yapayım. Hayır. Onun 3 katı 5 katı sıklette çalışmanız lazım. Göze girmek denir Anadolu'da. Bütün hocalar yani ismi bende kalsın. İlk öğretimde bir öğrencimiz vardı. Hocam ben sınava girdim, şu sınava girdim, şu dereceyi elde ettim. Hani gözüne sokmak derler ya. Gözümüze öğrenci adeta sokuyordu. Yani beynimize kendi ismini nakşediyordu. Bu ne demek yani? Ha hocam beni de görün. Ben de varım.
Bu pastadan ben de pay alacağım demektir yani. Zannedersen daha önce kursta aldığım eğitimin buna katkısı olmuştu. Bana sınıf birincisi diyorlardı. Arapça metinde birinci el fasıl. Aynen birinci kelimesini Arapça olarak yazmış. Yani el faslul evvel anlamında. Şeklinde geçmektedir. Birinci Türkçe bir kelime yani. Evvel Arapça. El faslul evvel şeklinde ifade edecekken birinci fasıl diye aynen yazmış. Bu da birinci kelimesinin Türkçeden Arapçaya geçmiş olduğunu göstermektedir. Mütercim zaten bu yani garabeti açıkladı. Birinci kelimesi diyor Arapçada kullanılıyor. Birinci fasıl. Yani el faslul evvel yerine birinci fasıl deniliyordu anlamında. Zannedersen daha önce kursta aldığım eğitimin buna katkısı olmuştu. Bana sınıf birincisi diyorlardı. Ben bu kelimenin birinci nereden geldiğini 1967 yılında İstanbul'u ziyaret edinceye kadar bilmiyordum. İstanbul'dayken bu kelimeyi duydum ve bu kelimenin bir rakamından türetildiğini öğrendim. Yani el-evvel, vahide anlamında birinci, sıralama sayısı. Okulun artılarından bazıları şunlardı. Öğrencilerin çalışma takvimine göre belirli bir eğitim müfredatı kullanılıyordu. Öğrenciler başarılarına göre puan alıyordu. Benim notlarım genellikle 10 üzerinden 10 oluyordu. 10 üzerinden 10. Rakamların yanında da iyi, peki gibi kelimeler ilave ediliyordu. Hani Osmanlı döneminde âlâ diyor ya, âlâ. Yani aleyyül âlâ. Biz yani peki üstü yıldız diyoruz okullarda. Peki yetmiyor. Bir de yıldız koyuyor hoca. Yani peki'nin üstünde aleyyül âlâ. Bu da öğrencileri teşvik etmekte, onların daha iyi ilerlemesine ve iyi olmasına yardımcı oluyordu. Eğer notları iyi ise bu sefer de notlarını korumaya yardımcı oluyordu. Birinci dersten ikinci derse geçtiğimizde dinlenmek ve eğlenmek için teneffüse çıkıyor. Teneffüs hava alma anlamına geliyor. Arapça bir kelime. Sonra da derse geri dönüyorduk. Bizim öğretmenimiz köyden biriydi. Adı Said Süleyman Sabit idi. O değerli bir eğitimciydi. Köyün öğretmenlerinin reisi olan Şeyh Süleyman Talib'in veya Sabit oğluydu. Üstad Said yaratılışı itibariyle de bir öğretmen ağırlığını taşıyordu. Bizimle onun arasında bir sevgi ve muhabbet vardı. Bize tarih, coğrafya ve fen bilgisi dersleri veriyordu. Bunun yanında sağlık bilgisi, matematik, imla, hat, araştırma ve metin okuma dersleri de veriyordu. O tek bir dersin öğretmeni değildi. O sınıf öğretmeniydi. Ben de ticaret lisesinde öğretmenlik yaparken sağlık derslerine girdim. İlk öğretimde görev yaparken iş teknik derslerine girdim. Hatta halı bile dokutmuştum. Böyle el bezi denir yani tığla öğrencilerin el işi derslerine giriyordum. Öğrenciler zaman zaman bize o yaptıkları el işlerinden numune olarak getiriyorlardı. Hocam örneğin bu halıyı dokudum. Onlardan bir iki numune vardır benim arşivimde. Örneğin hocam bu çaydanlık altını ördüm. Örneğin vitrinlere konur yani. Hocam örneğin bir takım altıdır. Ha iki takım ise 12 yani. 12 de örebilir. Bir takım hocam örneğin fincan ya da çay altı bezi ördüm. Yani o süslü, kenarı süslü dantelli örgülerdir. Bunun yanında bir hocamız geldi, hocam dedi öğrencilerin dönemi kapanacak, matematik öğretmeni atanmadı. Yani öğrencilere not verilecek, öğrencilere matematik dersine girer misiniz? Tabii ki yani. Öğrenciler bizim baş tacımız. Öğrenciler var ki biz varız. Onların matematik dersine de dönemin sonunda da olsa girmiştik. Yine
İngilizce derslerini zaman zaman 6, 7 ve 8'de boş geçtiğini, 4'te 5'te de İngilizce dersleri var. Din kültürü dersleri 4'e 5'e yeni bir mevzuat çıkarılmıştı o dönemde. Benim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılışım 2013 yılı 1 Kasım. Yani o dönemlerde daha sonra ortaokula çevrildi, mevzuat değişikliği oldu. 8 yıllık zorunlu eğitim vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'den önce diploma alınmıyordu. İşte biraz önce dedik ya, 8. sınıftaki 15-16 yaşındaki bir çocuğun 7 yaşında ilkokula giden 12 yaşında örneğin 7-5 daha 12 ilkokulu 11-12'de bitiren 12 yaşından sonra ortaokulu okuyacak 13-14-15 yaşındaki bir çocuğu siz hıfz için yani diyelim bir 7-8 yaşındaki çocukla yan yana getirebilir misiniz ya? Onun için hıfz programına bir nevi ket vurma deniyor eğitimde. Sekteye uğratma. Yani bir nevi programı durdurmasa da geriletme durumları yaşadık. Daha sonra kaldırıldı yani. İsteyen mecburi eğitim devam ederken yani ilkokul, ortaokul, lise devam ederken arada aynı anda örneğin Bartın Merkez İnovatif Ortaokulu'nda benim bir öğrencim Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun. Ben bir iki defa gördüm. Hocam ne yapıyorsunuz burada? Bizim burada öğrencilerimiz var. Yatılı okuyor o öğrenciler. Ben onların Kur'an derslerine, hıfz derslerine geliyorum, ezber derslerine geliyorum. Bakın aynı anda hem öğrenci ortaokulu okuyor, İmatip Merkez ortaokulunu okuyor hem de o dersleri aldıktan sonra yatılı okula gidiyor orada hem derslerini yapıyor. Sahir zamanda hıfz programını yani arta kalan zamanını da hıfz programıyla değerlendiriyor. Yani öğrenci ortaokulu bitirirken yaşadık gördük işte. 8. sınıfta öğrenci hıfzını da tamamlayarak taç giymişti. Örneğin benim kızımın da mezun olduğu Bartın İmamatip Merkez Ortaokulu'nda biz bir kız kardeşimiz yani bir beyefendinin mahtumesi hıfz programını tamamlamış ve taç giymişti. Elhamdülillah. Said Efendi bir yıldan fazla okulda bize ders verdi. Onun güzel ve güçlü bir edebi ve zevki vardı. Bu ezberlettiği edebi metinlerden ve yaptığı sınavlardan anlaşılıyordu. Onun bize İmam Şafii'nin şu şiirini ezberlettiğini hatırlıyorum. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. Muhteşem bir söz. Bir daha altını çizeyim. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan hayatı boyunca cehaletin zilletini yaşar. Yani onu imbik imbik yudumlar. Gençliğinde tahsil fırsatını kaçıran kişiyi ölmüş say ve 4 tekbir cenaze namazını kıl getir üzerine. İki sözü bir daha okuyayım. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. Gençliğinde tahsil fırsatını kaçıran kişiyi ölmüş say ve 4 tekbir Allahu Ekber 1. tekbir. Allahu Ekber 2. tekbir. Allahu Ekber 3. tekbir. Allahu Ekber 4. tekbir. Nedir? Allahu Ekber diyerek o cenaze namazına niyetten sonra tekbir getirilir. Eller bağlanır. Eller bağlandıktan sonra 1. tekbirden sonra Sübhaneke okunur. Yine Allahu Ekber denilerek 2. tekbir getirilir. 2. tekbirde Salli Barik okunur. 3. tekbir getirilir. Eller kaldırılmadan Allahu Ekber denilerek. Bu sefer cenaze duası
okunur. Dördüncü tekbirde de sağa ve sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek cenaze namazı bitirilir. Yusuf el-Karadavi gençliğinde tahsil fırsatını kaçıran kişiye dört tekbir getir üzerine. Yani onu ölmüş say. Allah'a yemin olsun ki bir gencin hayatı ilim ve takva iledir. Bu ikisi olmazsa onun kıymeti yoktur sözlerini İmam Şafii'den aktarıyor. Üçüncü yılda Kur'an'ı atmettiğim için tüm zamanımı okula ayırdım. Ama kursla olan ilişkimi de kesmedim. Hamit Hoca'ya küçük talebelerin ezberini dinlemeye yardım etmek ve onların başında durmak için kursa da gidip geldim. Beşinci yıldan sonra okulumuz sadece erkek öğrencilere ait yeni bir binaya taşındı. Yani kız ve erkek birbirinden ayrıldı. Diğer bina ise kızlara kaldı. Örneğin benim kızımın okuduğu sınıf da karma değildi, kız sınıfıydı. Bundan dolayı ben de sabahçı oldum. Okulun ve kursun ders saatleri bundan dolayı çatıştı. Buna rağmen öğleden sonra kursa gidiyordum. Kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle ilkokula başlama faslını 5 sayfa sürdü. Bitirmeyi Allahu Teala bizlere lütfetti. İnşallah bir sonraki dersimizde hayatımda aldığım ilk ödül Garbiye bölgesinde Kur'an'ı en iyi ezberleyen çocuk şeklinde bir başlıkla devam edeceğiz. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kalın sağlıcakla.